Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle geometrik şekilleri tekrar çalışması yapacağız. Hadi başlayalım. Geometrik şekiller. Birinci şeklimiz daire. Dairenin ne özelliklerini biliyorsunuz zaten. Yanda daireyi görüyorsunuz. Daire. Kurabiye daireye benzer. Tekerlek daireye benzer, saat daireye benzer. Bu neydi? Oval. Oval dedim, oval deyince. Resimde kaç tane oval şekil görüyorsunuz bakalım? Limon, yumurta ve beyzbol topu oval şeklinde. Bakalım gelen şeklimiz neymiş? Kare. Kareyi biliyorsunuz zaten. Karenin dört kenarı, dört köşesi vardı. Bakalım pencere kareye benziyor, masamız kareye benziyor, tahta parçası kareye benziyor. Evet, dikdörtgen. Aynı şekilde çocuklar. Dört kenarı, dört köşesi var. Değil mi? Karede şöyle bir şey vardı. Bir de karenin bütün kenar uzunlukları birbirine eşitti. Ama dikdörtgenin karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşitti. Resimdeki dikdörtgenler, tahtamız dikdörtgen, defterimiz dikdörtgen, kapımız dikdörtgen. Örnek olarak bunları verebilirim. Daha da çoğaltabilirsiniz tabii. Şeklimiz neymiş? Üçgen. Üçgende üç de köşe var çocuklar. Bunu zaten biliyoruz. Grafik işareti, ağaç, ev. Örnek olarak bu çizimler ne yapabilir? Bu örneği bakalım gelen şeklimiz beşgen. Değil mi? Beşgen. Nereden anladık? Hemen bakalım. 5 tane köşemiz var. 5 tane de neyimiz var? Kenarımız var. Kaç tane beşgene benzeyen şekli görüyorsunuz? Futbol topunun siyah parçalarına baktığımız zaman kaç tane var? Kaç tane varsa sayalım. 2, 4, 6 tanesi görünüyor. Bazıları çok az görünüyor ama siyah parçalar beşgen, beyaz parçaları sayarsanız çocuklar, beyaz parçalarda da bak 1, 2, 3, 4, 5, 6 beyaz parçalarda altıgen olarak gözüküyor. Sıradaki şeklimiz zaten 2, 4, 6, altıgen. Nereden anladık? Hemen bakalım. 6 tane köşemiz, 6 tane neyimiz var? Kenarımız var. Bu şekilde altıgen. Resimde kaç tane altıgen görüyoruz? Futbol topunun beyaz parçaları, biraz önce söylemiştim çocuklar, altıgen. Kalemin neresi çocuklar? Bakın arka tarafında 2, 4, 6, altıgen. Şeklimiz ne? Yamuk. Biz bunu aynı zamanda ne diyebiliriz çocuklar? Dörtgen değil mi? Dörtgen de deriz. Neden deriz? Çünkü dört köşemiz, dört kenarımız var. Bir şekil yamuk olduğu için yamuk da deniliyor. Bu da bilginiz dahilinde olsun. Resimde kaç tane yamuğa benzer şekil görüyorsunuz? Sepetimiz, teknemiz ve mısır paketi yamuk. Aynı zamanda şekli incelediğinizde dedim ya, bunlar dörtgen aynı zamanda. Dörtgenin bir çeşidi oluyor zaten. Şeklimiz ne çocuklar? Küp. Küpün özelliğini hatırlayalım hemen küp görmüşken. Küp neydi? Üstte 4, altta 4, 8 tane köşemiz var. Üstte 4, yanlarda 4, altta 4, 8, 12 tane ayrıtımız var. Yüzlerine bakacak olsak üstte 1, altta 1, 2, yanlarda da 4 tane, 6 tane yüzümüz var. Hemen küpü hatırlayalım. Resimde kaç tane küpe benzer şekil görüyorsunuz? Kutu, kutu parçası, zar, bunlar örnek olarak. Şeklimiz ne çocuklar? Hemen söyleyin, silindir. Silindirin köşesi var mı? Yok. Peki silindirin kenarı var mı? Ne o da yok. Peki silindirin yüzü var mı? Evet var. Neydi? Üst yüz, alt yüz, bir de yan yüz. Üst yüz ve alt yüz daire şeklindeydi. Yan yüz de dikdörtgen şeklindeydi. Toplam 3 tane yüz vardı. Hangileri verilebilir? Meyve suyu kutuları, davul, bardak, örnek. Diğer şeklimiz piramit. Piramiti ayrıntılı görmedik ama piramidi de bilin çocuklar. Yani bildiğiniz bir şey zaten. Mısır piramitlerinden biliyorsunuz. Piramite benzeyen şekiller alalım. Bunun kenar sayısını, yüz sayısını çok üzerinde durmaya gerek yok ama sayabiliriz tabii. Çadır, lamba ve çatı. Peki
Piramidin köşelerini sayalım beraber. Üstte bir tane, altta dört tane, öğretmenin beş tane köşesi var diyebilirsiniz. Peki kenarlarına bakalım. Altta dört tane, yanlarda dört tane, sekiz tane kenarı var diyebilirsiniz. Peki yüzüne bakalım. Alt yüz, yanlarda da üç tane yüzü, dört tane yüzü var pardon. Bir, iki, üç, dört tane, bir de altta beş tane yüz var. Piramidin bu şekilde şeklini daha görmedik çocuklar. Şeklimiz ne çocuklar? Tabii ki biliyorsunuz. Koni. Koni'nin kaç yüzü var diyeceğim. Kaç yüzü vardı? Bir, iki. İki tane yüzü var. Peki Koni'nin köşesi var mı? Yok. Öğretmenin Koni'nin kenarı var mı? Yok çocuklar. İkisi de yok biliyorsunuz zaten. Dondurma, havuç ve şapka buna örnek olarak. Gelen şeklimiz hemen söyleyin. Daire. Değil mi? Küre, daire. Neyse. Daireye benzeyenler. Yer küre, futbol topu ve portakal. Siz örnekleri zaten yapabilirsiniz. Bu hatırlatma amacıyla yaptığım bir çalışma çocuklar. Önceki konulardan kısa bazı yerlerden. Hoşça kalın.